Yeni bir yöntem var Ebru'cum, dolandırıcılıkta. Evet. Bak, şaşırdık mı? Hayır, çünkü çalışıyor. Arge çalışması var hırsızların, biliyorsun. Her gün geliştiriyor. Her gün geliştiriyor. Araştırma geliştirme hadisesi. E5 kenarındaki yol bu, biliyorsunuz E5. Dolandırıcıların yöntemi akıllara Yolunda AŞ filmini ekranlara, akıllara getiriyor. Daha doğrusu bir bakalım efendim. Yolunda AŞ iş başında. Yolunda AŞ yine iş başında. İstanbul'u karış karış geziyor, aynı taktikle dileniyorlar. Yolunda AŞ iş başında. Kavunlar yolunda AŞ. Yolunda AŞ yine iş başında. Yolunda AŞ dilencileri bu kez de Beylikdüzü'nde kameralara yakalandı. Beylikdüzü anlık. Yolunda AŞ yine iş başında. Araçları durdurup para istiyorlar. Vicdan sömürücüsü kadın yanında duran yaşlı adamı göstererek şizofren hastası olduğunu söyledi. Taksi parası istedi. Yardımcı olabilir misiniz? Hayırdır inşallah. Ama acilden çıkar, yakınlar buluşur. Benim yolu götürme yeterli değil. Ne kadar lazım? 400 lira. Nereye gideceksiniz? Karşıya Gözleme Merdiven Köy. Nereye? Vatandaşın arabayla bırakma teklifi neyse bahanesi sadece taksiye biniyor şeklindeydi. Göztepe Merdiven Köy. Göztepe, bırakalım arabayla. Ben arabayı bilmiyorum, zaten korkuyor arabalarda. Neyle götüreceksin? Bilmiyorum sadece, evden kaç yaşımız olur uyarıyoruz ev. Kendisi evden çıkıyor şizofren. Para çekeyim geleyim. Tamam beklerim. Tamam bekle, geliyorum. Yolunda AŞ iş başında. Kavunlar yolunda AŞ. Sadece taksiye binebiliyormuş. Onu ayırt ediyor. Sarı olunca binerim diyor. Olaya gel. Biber gönderseydik kendisi. Peki. Şimdi evet, bunlar başımıza gelmiyor mu? Geliyor. Ve gelmez olur mu her yerde ya? Vicdanımızı ve sağduyumuzu ciddi anlamda sorguladığımız tabii anlar bu anlar. İşte yani, iyilik yapmaktan kaçıyorsun bunları görünce. Az önceki şey gibi, işte çocuk bisikletten düşmüş, bir de ay tövbe yapmam tabii diyen arkadaş gibi yani. Senin vicdanını, dinin, duygularını sömürüyorsa bir de yapmıyorsun bir daha. Baktığında gerçekten giyim, şıklık, duruş, konuşma, hani konduramıyorsun ya, bunlarda bir dolandırıcılık ya da hani başka bir tavır yoktur. Bari yardım edesin geliyor. Fakat gel gör ki efendim, inanmayınız. Çünkü gerçekten o halde bir insanın, evet insanız, hepimizin başına her an her şey gelebilir. Ama maalesef kötülerin yanında bu iyileri böyle mahvetti. Yani bizim o bakış açımız kalmadı bunlara. Yok. İyilik tarafımızı ne yazık ki kapatmak zorundayız. Üzerinden böyle kalın bir şeyle bunu görmek istemiyoruz. Aynen öyle. Devir kötü işte. O yüzden bakacağız yani. Allah aşkına, para kolay mı kazanılıyor? Arkadaş diyor ki ben götüreyim. Yok, sadece taksi, hadi ya. Ha, o niye? Bir de bak, arabasını almayı göze alıyor. Arabayı aldığın anda ne olacak? Ne örneklerini gördük? Güzel kardeşlerim, lütfen aman, dikkat, 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 boşum dikkat. O, hele bu aralar aman. Evet, bir şey almaya çalışırken beni inandırıp bununla karşılaşınca bir daha artık gerçekten o şeylere, nidalara, yakarmalara falan filan karnım tok. Karnımız tok. Bak, yapmayın efendim.